Evet, selamlar kıymetli örgüsever dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Başlıktan da anladığınız üzere bugün birlikte kendimize eldiven öreceğiz. Eldivenlerimi göstereyim. Şunlar. Bunları gerçekten birkaç senedir çok severek kullanıyorum. Böyle çok zor bir model değil. Yani çok basit. Evet, şimdi eldivenleri nasıl ördüğümü size tarif etmeye çalışacağım. Dediğim gibi çok zor bir model değil. Hemen yapabileceğiniz pratik. Böyle bir saat içinde halledersiniz diye umuyorum. O zaman yapılışına geçebiliriz. Elimdeki ip Montana'nın ipi. Üzerinde şurada şey değeri yazıyor. Hangi şişi kullanacağımız. 6 milim olarak yazıyor arkadaşlar. Ama biz eldivenin biraz sıkı olmasını istiyoruz. O yüzden elimde ben 3,5 numarayla öreceğim. Biraz yamuk şişlerim var ama işimizi görür diye düşünüyorum. İlmek atmayla başlayalım. Şimdi öncelikle buradan sayalım. Bunu kaç ilmek atmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 diyelim. Yani 42 ilmek. Ama ben hatırlıyorum bunu yaptığım ip çok inceydi. Ki yani bundan inceydi. O yüzden şu anda bu iple ben 30 ilmek atmayı düşünüyorum. Bakalım, olmazsa zaten tekrardan açar. İlmek sayımızı ona göre ayarlarız. İpimizi şu şekilde sol tarafa biraz fazla bırakacak şekilde böyle bir 50 santim kadar bırakın. Sol tarafa 50 santim kadar ipimi bıraktım. Geldim elime. Bir önceki atkı videomda da ilmek atmasını göstermiştim. Tekrardan göstereceğim. Sıfırdan bir video olsun. İpimizi elimizde şu şekilde üçgen yaptık. Şişimizi alıyoruz. Cağ mı diyorsunuz artık, ne derseniz. Bu şekilde üçgen yaptık ya. Şurada bu üçgeni şişimizi takıyoruz. Sonra elimizin şu altından, bakın taktık ya. Altındaki ipi alıyoruz. Üstünden geçirip ortadan geçiriyoruz. İlmek atmayı yeni öğreniyorsanız bu videoyu böyle yavaşlatarak izleyin arkadaşlar. Çünkü ben de ilk öğrendiğimde öyle yapmıştım. Başını tekrar göstereyim. Üçgenimizi yaptık. Alttan taktım. Baş parmağımın ipini aldım üstte. İşaret parmağımdaki ipi alta çektim ve ortadaki şu delikten geçirdim. Çekiyorum, sıkıyorum. Bundan sonrakileri de şu şekilde buradan alıyorum. Bir alttan, bir üstten alıp geçiriyorum. Bir alttan, bir üstten geçirdim. Bu şekilde 30 tane ilmeğimi atıyorum. Şöyle ipimiz arkadaşlar arkada. Yani şu anda önde ya. Arkadan alıyoruz. Şu kısımdan geçirdim. İpimi arkadan dolayıp yuvarlak halkadan geçirip serbest bırakıyorum. Şimdi ipim önde. Yine aynı halkaya geçiriyorum. Ön taraftan ipi o halkadan geçirip çıkarıyorum. Şimdi tekrardan arka. Bu sefer ön. Yani ipimiz bir önde bir arkada olacak. Tamam. İlk sıramızı yaptık. Şimdi diğer sıralara geçelim. Bir şekil otursun yerine. Evet, geldik ikinci sıraya. Şimdi yine bir ilk halkamızı karşı tarafa alıyoruz. İpimiz nerede? Bakın şurada anlamanız lazım. Şu tümsek olan kısmı görüyor musun? Bu ön demek. Şu daha düz olan kısmı arkadan alacaksınız demek. İpimi arkaya bıraktım. Takıyorum. Arkadan çıkardım. Kaçtı tabii ki. Heh. Şimdi ipim önde. Önden geçirdim. Arkadan alıyorum. Alamıyorum. Şu an masaya değdiği için tığ pek rahat edemedim. Biraz öreyim. Motif bir çıksın. O şekilde gelirim. Şimdi arkadaşlar, bileğinize göre bunu ölçtünüz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız. O şekilde yani o kadar ördükten sonra örgünüzün 30 ilmek atmıştık ya, 15 ilmek atacak şekilde ortaya geliyorsunuz. Bu kısımda şu anda şu parmak kısmımızı yapacağımız için burada bir ilmek arttırma yapacağız ki orası biraz geniş olsun, böyle hani parmağımız içine yuva şeklinde girebilsin. Şimdi size ilmek arttırmayı göstereceğim. Aldık. Dediğim gibi 15. ilmeğe geldik. Tam ortasındayız. Şişimin üstüne bir tane doluyorum. Yani hiç batmadan bir tane doladım. Daha sonra biz normalde şu kısma, durun bunu biraz yakınlaştırayım.
Normalde biz şu kısma batıyorduk ya. Şimdi bu kısma batacağız. Yani altındaki yuvaya. Battım. Tekrar dolayıp çıkardım. Ama serbest bırakmıyorum. Normalde bunu böyle karşıya alacaktım ama almıyorum. Şimdi bu kısma, üstteki yuvaya batıyorum. Tekrar dolayıp çıkarıp serbest bırakıyorum. Burada bir tane ilmeğimiz artmış oldu. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Şişimin üstüne doladım ipimi. Üstteki yuvayı değil, alttaki yuvaya batırıyorum. Doladım ve ipimi çıkardım. Serbest bırakmıyorum. Bu sefer üstteki yuvaya batırıyorum. Doluyorum. Çıkarıp serbest bırakıyorum. Bitti. İki, bu adımı iki defa yapıp geri kalan kısmını normal şekilde devam ediyoruz. Yani yine bir ters, bir düz. Evet, şimdi o arttırdığımız kısmına geldik. O kısmı da şöyle bakın, burada zaten oraları ters aldığınız belli. Şimdi bir de ben öteki tarafını çevireceğim. Öteki tarafta da onları düz almışız. Yani bir taraftan giderken tamamen ters alacağız, bir taraftan giderken tamamen düz alacağız. Şimdi ipim önde olacak. Batırdım. Batıramadım. Bir dakika. Kız bu niye batmıyor? Ha. Batırdım. İpimi, bir dakika düzgün alamamışım. Ha, ipimi önden aldım, bıraktım. Önceki örme şeklimiz gibi yani yine aynı şekilde örüyoruz. Ama dediğim gibi bu kısım sadece ipleri önden alıyorum. Bir önden bir arkadan almıyorum yani. Ha, çıkardım. Tamam, bundan sonraki kısmı normal devam ediyoruz. Evet, şimdi bakın o kısma geldik mi bakıyorum. Yok, bunu da önden alacağım. Tamam. Şimdi bakın yine o kısma geldik, orta kısma. Burada da hani diğer sırada tamamen arkadan almıştık, şey, önden almıştık ya hepimizi. Şimdi de tamamen arkadan alacağız. Aldım, gönderdim, arkadan. Aldım, gönderdim. Aldım, karşıya gönderdim. Bu tam kısmında bu şekilde geliyoruz. Yani 5 arkadan aldım. Bakıyorum arkadan ve son. Şimdi normale. Buradan yani başladığınız noktadan 5 sıra ilerledikten sonra burada bir parmağımızın o yuva kısmını yapacağız. Yani kesme işlemi gerçekleşecek burada. Yine ikisini takıyorum. Örüp içine aldım. Pardon, gözükmüyor. İçine aldım, karşıya bıraktım. Sonra ördüğümü tekrardan verdim. Ama bir saniye ipimi arkaya alayım. Şimdi onu verdim. Yine ikisini takıp İkisinden bir geçirdim. Şimdi sonuncuda da yine bunu karşıya taktım. İkisini birden geçirdim. Ördüm, çıkardım. Bundan sonraki adımlar zaten normal. Önceki şekilde devam ettireceğiz. Şimdi arkadaşlar, parmak kısmını kestik ya. Bu da parmağın alt kısmı. Yani şu kısmını da genişletmemiz lazım. Bizim tekrardan orada 2 ilmek arttırmamız gerekiyor. O yüzden geldik. İpimi taktım ya. Şu şekilde, pardon. Ha, şuradan taktım. Örerek çıkarıyorum. Bu çıkardığımı tekrardan şişime takacağım. Buraya taktım. Gördünüz mü? Burada 2 tane oldu. Şimdi o taktığımı tekrardan almaya çalışacağım. Bir saniye. Ha. Taktığımı tekrardan alıp yine örüyorum. Tekrar ördüm. Bunu tekrar taktım. Yani 2 tane burada arttırdım. Daha sonra şöyle geniş açı aldım. Daha sonra ipimi böyle ters çevirdim. Yani el değiştirdim. Karşı tarafı normal örgü gibi öreceğim. Arkadan aldım. Önden alıyorum. Tamamdır. Bakın. Parmak kısmımız nasıl oldu, gördünüz mü? Şuradan az önce o birleştirme işlemini yaptık. Bakın parmağımız buradan bu şekilde çıkacak. Zaten bundan sonrasında normal düz örgü öreceğiz. İsterseniz şu kadar, isterseniz tam şu parmak kısmınıza kadar örüp en sonunda kesme işlemini yapacağız. Şimdi ben biraz öreyim. Kesme işlemine geldiğimde zaten o kısmı tekrar size göstereceğim. Evet, şimdi ördük. Bir geçirelim bakalım olmuş mu? Bu şekilde. Boyu da gayet iyi bence. Evet, bitirme işlemini de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Son sıramız da bitti. Baştaki ilmeği örerek, bu şekilde arkadan örerek
Diğer şişimi alıyorum. Aldım ya. Sonra ördüğümü geri takıyorum bu şişe. Takamıyorum tabii ki. Şöyle bir saniye. Bu şekilde geri taktım oraya. Ördüğüm ilmekle birlikte bir ikincisini. Bakın bu iki ilmeği şöyle arkadan örüp tekrardan ördüm ve karşıya geçirdim. Şimdi bu ördüğümü tekrardan bu şişe takıyorum. Yani iki alıp bir bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ördüğüm bu ya. Durun. Ördüğüm bu. Bir. Bir tane de buradan alıyorum. İki. Yine öreceğim. İkisini birlikte. Ve yine karşıya bırakacağım. Karşıya geçirdim. Yine geçirdiğimi karşı tarafa tekrardan takıyorum. Evet, sonucumuzu da aldık. Eldivenimiz bitti. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Bu şu an bu şekilde dar görünüyor ama arkadaşlar böyle esneyen bir şey olduğu için zaten böyle eli sıkıca sarsın istedim ben. Şöyle olacak. Mis gibi. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. İlk başta uzun kalan bir ipimiz vardı bizim. Onu ben kesmemiştim. Eğer siz kestiyseniz daha sonradan ayrı bir iğneye ipinizi takıp da dikebilirsiniz. Ama ben onu sonda bıraktım ki rahat bir şekilde dikebilelim. Şimdi şu kısmını dışa bırakacağım bakın. Burası iç. Bu kısmını da ben dış şekilde ayarlayacağım. O yüzden içten dikip sonra ters çevirelim. Dikme işleminde böyle çok ince bir şekilde en dibinden dikmemiz lazım ki orası böyle çok şey durmasın. Bu arada benim iğnem de yamuk arkadaşlar. Şişim, iğnem, her şeyim yamuk. Bilmiyorum neden. Hayırlısı. Şimdi buraya güzel. Düğümüze. Evet, bitti. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir inşallah. Sizler de yaptığınız eldivenlerinizi benimle paylaşmak isterseniz ben burada bir yere Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan DM üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.